Acılık'ta yıllardır hizmet veren genel evini pusulanın gündemine taşıyoruz. Şehrin ortasında hizmet veren genel evinin kaldırılması birçok kez gündeme geldi. Belediye başkan adayları genel evin yerinin değiştirilmesiyle ilgili sözler vererek burayı seçim malzemesi haline getirdiler. Genel evinin yeri itibariyle çok tartışmaları neden olsa da genel evi yıllardır burada hizmet vermeye devam ediyor. Genel evin merkeze yakın bir yerde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya kalkması lazım aslında burada. Peki sizce genel ev olmalı mı? Nerede? O hususta ihtiyaç. Yıllardan beri herkes orada ekmek yiyor, ne yapsın? Kaç kişi çalışıyordu? Peki ablacığım, siyasiler genel evin yerinin değiştirilmesiyle ilgili bir takım sözler verdiler ancak yerine getirilmedi. Vallahi onu biz bilmiyoruz, bize hiç, biz ondan önce patronlar bilir, biz bilemeyiz. Değiştirilmeli mi peki sizce? Vallahi bilemeyiz ki biz. Bir fikrim yok biz diyorsunuz. Biz işçiyiz orada. Peki genel ev olmalı mı sizce? Olmalı tabii, o kadar kişi ekmek yiyor orada, çoluk çocukları var. Ben iyi bulmuyorum ben açıkçası. Ben de iyi bulmuyorum. Peki siyasiler genel evin yerinin değiştirilmesiyle ilgili bir takım sözler verdiler, yerine getirilmedi. Bence getirmeleri lazım. Bu sene getirmezlerse bir tane oy seçim gelecek yani. O zaman da kimse oy atmayacak. Yani. Peki buradan geçerken rahatsız oluyor musunuz? Evet. Evet, oluyoruz. Evet. Çocuklarımız rahatsız oluyor. Benim kızım burada dershaneye gittiği için çok rahatsız oluyordu. Bu taraftan gidiyordu. Bu taraftan gitmiyor. TNA bir yere gitse daha iyi olur yani. TNA bir yere. Peki genel ev olmalı mı sizce? Olmalı. Aslında şehir dışı olsa daha iyi olur. Siyasilerin sözleri oldu buranın yerini değiştirecekleriyle ilgili. Ona hep vaat. Seçime kadar ona vaat oluyor. Ondan sonra da aynısı değişmiyor. Aynı yerde kalıyor. Peki genel ev olmalı mı peki? Ya evlenemeyen insan, erkekler var. Onlar için olabilir yani. Çok kötü tabii. Siyasilerin sözleri vardı buranın yerini değiştirilmesiyle ilgili. Tabii bunlar hep sözde kalıyor. Yapılmıyor. Biz de isteriz yapılmasını ama yapılmıyor maalesef. Siz rahatsız oluyor musunuz buradan geçerken? Burada herkes rahatsız oluyor. Peki genel ev olmalı mı? Vallahi bu biraz toplumu ilgilendiren bir konu ama ne desek yanlış olur. Genel evin şehir merkezinde bir genel ev olduğundan bilgim yoktu açıkçası. Buraya yakın bir yerde genel ev var. Yani tabii zinayi suç kapsamından çıkartan devlet büyüklerinin bu konuda bir şeyler yapması lazım. Onlara sorun bence. Ben bu konunun çok dışındayım. İhtiyacım da yok. Gitmiyorum da. Peki genel ev olmalı mı sizce? Çok şey bir soru sordunuz ya. Çok radikal bir soru sordunuz. Şimdi hiç muhatabı ben değilim yani. Ay be, işi öyle bir şey anlamam ben, aklım ermez. Buradan geçerken rahatsız oluyor musunuz? Bana bir şey yansımadı, bilmiyorum. Peki genel ev olmalı mı sizce? Ben ne anlarım o işten, olmalı mı olmamalı mı? Böyle bir şey var mı yani? Zonguldak'ta genel ev şehir merkezinde millet buradan geçemiyor korkudan. Genel ev olur mu ya böyle bir şey? Gözükmüş mü? Buranın yerini değiştirmesiyle ilgili siyasiler bir takım sözler verildi ancak yerine getirilmedi. Yapma, siyaset sözünü tutmuyor ki kızım. Hangi siyasi sözünü tuttu Zonguldak'ta? Zonguldak'ta siyasiler sözünü tutmaz. Bu şehir böyle mi olurdu? Kazan parayı, git başka yerde harca. Peki genel ev olmalı mı size göre? Hayır, hayır. Ha. Genel evin olmasına gerek var mı? Olur mu böyle bir şey ya? Burada şimdi vatandaşların arkada evler var. Yani olmuyor yani böyle. Sizi rahatsız oluyorsunuz. Evet, rahatsız oluyoruz yani. Dışarı alınırsa daha iyi olur yani. Zaten Zonguldak için karma karışık zaten. Genel ev olmalı mı olmamalı mı? Olsa bir dert, olmasa ikinci dert. Ki olduğu halde görüyorsun gündemimizi, o kız çıvazımızı. Dünya ayağa kalktı. Yani çocuğum, bak benim de var kızım. Kendini salamadım, ben kendim geldim.
rahatsızım kendim, ondan beraber sürekliyim. Artık babaya dahi güvence kalmadı. Şimdi genel evinin şehir merkezinde olması yanlış bir şey. Neden yanlış? Zaten bunun burada olması, zaten buraya insanlar girme giremiyor rahat rahat. Görüneceğiz diye şudur budur korkuyorlar. Hani bu kalkıp orada bir sürü yerler var. Boş yerler. Oralara gitse hem içindekileri için hem mal sahipleri için daha iyi olur. Hiç olmazsa millet rahat rahat girer çıkar ama burada göz önünde. Buraya kimse girip çıkamıyor rahat rahat. Korkuyorlar mı? Ya gör yakalanacağız. Tabii şimdi ben şimdi buraya kalkmış olsam, girmeye kalksam acaba beni kim görecek? Şudur budur korkarak şey yapayım mesela. Ama o orada olmuş olsa kimse görmez orada. Yani bunlar için de daha iyi olur. Memleketimiz için de daha iyi olur. Şuraya bir tane insan gelip de insan gibi bu memleketin sorunlarıyla ilgilenecek ne bir milletvekili, ne bir belediye başkanı, ne bir valisi, bir kişi burada gelip de şu memleketten ilgilenmedi. Şuranın köylerine gidin bakın, yani tertemiz güzellikten hiçbir yere girilmiyor. Bizim memleketimize de girilmiyor.